Hızır, çeker misin adamlarını buradan lütfen? Ya seninle bir alakası yok diyorum da Nazlı, anlamıyor musun? O zaman söyle, izin versinler, geçeyim, ev bakmaya gideceğim. Nazlı, bence sen direkt Zincirlikuyu'ya git. Çünkü bundan sonra alacağın tek parsel orası olacak galiba. Ya inanmıyorum ben sana ya. İnanamazsın çünkü telefonda anlatamıyorum. Dinle ileride. Telefonda söyleyemiyorsan gelir kendin söylersin. Bıktım yalanlarından ya. Ha, bu telefonu bugün bir kapatacağım var ya. Yahu ben nereden bileyim? Kız bana ne söylediyse ben geldim size onu söyledim. Hastaneye götürdüm, hastaneden çıkarttım, daha ne yapayım? Mübeccele niye bir sürü laf saydın o vakit? Ben size o gün de söyledim. Gidin doktora sorun, hastaneye sorun, araştırın dedim. Nihayet de doktora sormuşsun, öğrenmişsin. Ya kız senin evinde kalıyor. Ya karnını da mı fark etmedin? Abartma Meryem. Gelsen fark et. Zaten bir kere gittim gördüm, onu da geldim anlattım. Sen şimdi iki aydır görmedin mi bu kadını? Hayır, görmedim. Telefonla konuştum. Yalan söylüyorsun. Merve söylemiş Zeynel'le görüştüğünüzü. Ana, çel çel. Hatice, çık git evimden. Teyze oğlunu da istemiyorum, seni de istemiyorum. Ben sanki seni görmeye çok meraklıyım. Teyzem olmasa bir gün gelmem bu eve. Meryem, Hatice. Teyze, gelinim beni evden kovdu. Bir daha gelmem ben bu eve. Sen de ağzının tadı yerindeyken buyur gel kovulmadan. Başımın tacısın. Meryem, ne diyor Hatice? Doğru söylüyor anne. Bir gün sen de bana yalan söylersen, seni de kovarım bu evden. Haddini bil, koparırım o dilini. Lütfen topla eşyalarımı. İlyas'a gidiyoruz. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Gerçekten mi benimle alakaları yok bu korumaların? Seni korumak için ama seni hapsetmek için değil. Ortalık karışık. Dışarıda adam kesiyorlar. Hay Allah ya. Ben de inanmadım tabii, ağzıma geleni söyledim. Bana bak. Meryem'in yanından geliyorum. Hamile olduğunu öğrenmiş. Nasıl? Doktorundan. Hızır'a demediğini bırakmamış. O da vurmuş kapıyı çıkmış. Ya abla, ben bütün bunları bilmediğim için dakika başı bağırıp çağırıyorum. Bağırıp çağıran bir tane kadın var zaten. Akıllı ol, akıllı. Meryem, bitti bitiyor. Eğer sen bir tatsızlık çıkarmazsan... Hızır'ın dönüp dolaşıp geleceği ev burası. Evleneceği kadın da sen olursun. Boşanmaz ki o. Öyle bir boşanır ki. Dinlemediniz. Beni dinlemediniz. Oh Hatice, bir yılan. Aman Mübeccel abla, haberim yok demiş ya. Nereye haberi yok, nereye haberi yok. O gün bile biliyordu. Şeytan görsün yüzünü. Hiçbir mahsuru yok da
Sen Hızır abiyi niye evden atıyorsun? Bebecel, yüzünü görmek istemiyorum. Anlamıyor musun? Bakma. Kovmak da nereden çıktı? Şimdi başkasının evine gidecek. Bu cehennemin dibine gitsin. Nereye giderse gitsin, cehennemin dibine gitsin ya. Allah Allah. Abla tamam, Hızır abimi kovarsın. Öyle dersin, böyle dersin, çocuklar dersin, eve yine gelir. Ama Hayriye annemi niye kovuyorsun ya? Ya ben kovmadım. Ben annemi kovar mıyım? O sinirle yalan söyleyeceksen sen de git dedim. Toparlanmış gitmiş, ben nereden bileyim? Meryem Çakırbeyli. İşte orada bittin. Sen benim asabımı bozmak için mi geldin buraya? Ha? Ben acı söylerim ama doğru söylerim. İşte o nedenle de sen beni hiçbir zaman kovamazsın. Aslında bir taraftan da mutluyum. 20 yıldır anneleriyle ben yaşıyorum. Yaşasınlar bakalım. Kıymetimi anlasınlar.